Evet. Gelelim dersimize. Hocam. Evet. İlk ders tanışmayla geçmez mi? Evet. Yani hocam yani biz sizi tanıdık, siz de bizi tanıyın değil mi? Yani tabii hocam. Benim de tam olarak sizi daha yakından tanımak için harika bir fikrim var. Bu kağıtları önden arkaya dağıtalım. Özgeçmişimizi mi yazacağız hocam? Hayır. Hayda. Öğretmenlerin öğrencileriyle alakalı en çok merak ettikleri şey hali hazırdaki bilgi ve birikimleridir. Ve tabii ki bunu anlamanın en güzel yolu da yazılı sınavdır. Aa hocam. Aa, İlk dersten yazılı mı olur? Ya hocam üzgün emoji oldum ama bakın. Öyle mi oldun? Emoji ha? Peki. Korkmayın. Gerçekten korkmayın. Bu sene göreceğiniz konulardan değil, hep gördüğünüz tarzda bir soru soracağım size. Tek bir soru. Tamam o zaman hocam. O zaman tamam. Yazınız. Şiirde yedi hececiler kimlerdir? Yedi hececiler mi? Yedi hececiler. Sessiz çalışın. Lütfen rica ediyorum. Ben de burada huzurlu kitabımı okuyayım. Olur mu? Olur tabii hocam. Teşekkür ediyorum. Yedi hececiler ne abi? Gözdeciğim. Sessiz sen biliyor musun abi bu yedi hececileri? Yani yabancı gelmiyor ama çıkaramadım. Olsun abi. Oğlum tatlı hayat dedik. Hatun ilk günden acı sosu döktü üstümüze. Bahse girerim bu yedi hececiler böyle üstüne aşağılar gibi bir şeydir. Ha olabilir lan. Bak Athos, Portos, Aramis, dördüncü de D'Artagnan. E dört oldu lan. Oğlum üçlü aşağılar niye dört lan onu anlamadım ben şimdi. Dört oldu bu. E abicim belki kampanya vardı. Üç silahşör olana dördüncü silahşör bedava. Olabilir. Ondan olabilir tabii. Abicim bırakın goygoyu. Ne yazacağız kağıda? Ben panik emoji oldum. Kalbim çok hızlı atıyor. Ay. Abicim benim ilk dersten sıfır almaya niyetim yok. O yüzden ben internet hakkımı kullanıyorum. Tamam mı? Yazıyorum ben şimdi. Oğlum çok iyi fikir. Sen bak internetten. Yedi hececiler. Yuh be abi. Abi sadece bir tane sonuç çıktı ya. Kadın ne kazık yerden sormuş ya. Hazırız hocam biz. Yapma ya. Bu kadar çabuk mu? Hocam bu çalışan için bu süre fazla bile. Vallahi hocam yeni gelen arkadaşımızı bilmem ama bizim en çok sevdiğimiz konudur edebiyatta bu yedi hececiler. Evet hocam. Yedi benim ömrümü bu yedi hececiler. Vallahi şu anda çok şaşırdım. Hiç bu kadar erken beklemiyordum. Şaşırttınız beni. Peki. Bakalım. Neler yazmışsınız? Evet. Güzel. Enteresan. Hepiniz aynı şeyleri yazmışsınız. Aklın yolu bir hocam. Doğru bilgi diyorsun. Tabii hocam, hepsi. Vallahi bravo. Bakalım. Aklınızın birleştiği yoldan ne çıkıyormuş? Yedi hececiler, Cumhuriyet dönemi edebiyatının en şükela şiir topluluklarındandır.
İlk defa 1634 yılında Los Angeles'taki bir dağ kulübesinde bir araya gelen bu yedi şair arkadaş yazdıkları şiirleri Face'te paylaşmaya başlayınca bir anda şöhrete kavuştular. 1634'te Face ne arar ki? Ya, çok saçma olmuş. Aragaz, yanlış sayfa mı buldun lan? Baktım, hepimiz aynı şeye bakmadık mı? Lan sen buldun, biz mi bulduk? Allah Allah. Brad Pitt'in oynadığı Yedi filminden esinlenerek kendilerine Yedi Hececiler adını veren bu şairler topluluğunun üyeleri ise şunlardır. Behlül Ziyagil. Tyrion Lannister. Hasan Ali Yıldırım. Serdar Düstaç. Daenerys, ne bu? Targaryen hocam. Targaryen. Can Kerimcan Duymaz ve edebiyat dünyasında daha çok anonim adıyla bilinen Ahmet Numanonim. Ne? Oğlum o değil de. Bu Kalesi de mi yedi hecicilerdendi ya? Bak ben onu bilmiyordum ha. Oğlum büyük saçmalamışız. Hocam biz şöyle bir şey itiraf edeceğiz size. Edin bakalım. Buyurun edin. Biz arkadaşlarla yazın bu konuyu internetten çalıştık. Aynı sayfadan çalışmışız, o yüzden cevaplarımız aynı yani. Evet hocam, biz bütün yaz edebiyat çalışırız internetten boş vakitlerimiz. Ama aynen. Galiba baktığımız sitede bir yanlışlık oldu ki böyle oldu. Peki o zaman o altıncı duyunuz haline getirdiğiniz cep telefonlarınızı bir çıkarın bakalım. O internet sitesine bakın, çalıştığınız internet sitesine. Ve altında da ne yazıyormuş bir okuyun bakalım. Sesli okuyun ki biz de duyalım. Bu sayfa hayat öğretmenin eski bir öğrencisi tarafından yeni tanıştığı öğrencilere ders vermek amacıyla hazırlanmıştır. Siz siz olun, internette her gördüğünüzü doğru kabul edip çuvallamayın. Ay hocam, ben şimdi morarmış emoji oldum. Öyle mi oldun? Ya. İşte bu cep telefonlarıyla alakalı gerekli görüşmeyi müdür beyle yapacağımdan emin olabilirsiniz çocuklar. Bundan böyle de o cep telefonlarından edindiğiniz bilgilerle kafanızı dolduracağınıza lütfen kitaplarınızdaki bilgileri tercih edin ki bir gün başarılı olabilirsiniz. Evet. Ayrıca arkadaşlar, ki bu da benim size önümüzdeki ders, sözlü sınavımdır, not edin. Arkadaşlar teşekkür ederim. İlk dersimizi bitirdik. Size tavsiyem bundan böyle okuyun arkadaşlar. Okuyun.